gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat dünyasını esir almış bir avuç millet düşmanının ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız, bunu da böyle bilsinler. Bunların zihinleri öyle bulanmıştır ki terör örgütünün Pravdasına çevirdikleri gazetelerinde şehitlerimize şehit demeye dahi dilleri varmaz. Bir taraftan FETÖ'nün söylemlerine borazanlık yaparlar, Avrupa kapılarını ağlama duvarına çevirirler, diğer taraftan da cumhuriyetimize sahip çıkmaktan bahsederler. Bir taraftan bağımsızlığımıza sonuna kadar sahip çıkarken diğer taraftan da yatırım hamlelerimizi devam ettiriyoruz. Artık bizim IMF'le işimiz yok. Artık IMF'in kapısında boş dilenen bir Türkiye yok. Artık belli uluslararası örgütlere sadece ileri garnizonluk yapan bir Türkiye de yok. Bizi 1980'lerin 90'ların Türkiye'siyle karşılaştıranlar çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını elbette anlayacaklardır. Türkiye bağımsızlığını birilerinin ihsanına borçlu, sınırları cetvelle çizilmiş bir ülke değildir. Türkiye istiklalinin kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklara borçlu bir ülke de değildir. O iş geçti. Onlar tarih oldu, tarih. Biz 1071'den beri vatanımız olan bu topraklarda başı dik ve özgür yaşamanın mücadelesini veriyoruz.